İsterseniz İsveç konusuna geçelim. Şimdi evet. Bugün e, Ankara'da dördüncü toplantı yapılırken Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir açıklama geldi. E, İsveç'in yükümlülüklerini artık yerine getirdiğini, e, NATO'nun daha güçlü olacağını İsveç'in katılmasıyla hı hı. ve artık İsveç'in de bir an önce NATO'ya katılması gerektiği şeklinde Amerika'dan bu açıklama geldi ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ne düşünüyor bu konuda? O bir açıklamaların e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara nezdinde çok fazla bir... ...karşılığının, olumlu karşılığının olduğunu söylemek güç. Şimdi Temmuz ayının ikinci haftası zannederseniz 10'unda ya da 11'inde bir NATO zirvesi gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl Madrid'de yapılmıştı, Haziran ortasında. Bu kez Temmuz'un başında Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zirveye katılma olasılığından bahsetti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye'yle olan yakın bir ilişkisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da birçok kez görüşüyor. Geçtiğimiz hafta da beraberlerdi. Onun oradaki olumlu katkılarından da bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama burada asıl mesele İsveç'in somut adımları atması. İşte o somut adımlar nelerdir diye sorduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çok net cevap verdi. Yani biz burada o üçlü toplantılarda ya da dörtlü toplantılarda ya da NATO Genel Sekreteri ile İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin onay vermesi meselesini konuşurken İsveç'te PKK, PYD teröristleri ya da onların yandaşları terör propagandası yapıyor. İsveç'in başkentinde yapıyorlar ya da diğer şehirlerinde yapıyorlar ya da meclis binalarının önlerinde yapıyorlar bunları. Bunun izin verilmemesi gerektiğini yani o gösterileri o terör propagandasını yok etmesi gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu işte anayasa değişikliğiyle yaptıklarını söylüyor fakat anayasa değişikliğine gerek bile yok dedi. Yasalar zaten talimatı vermiş kime? Kollu kuvvetlerine. Sizin kollu kuvvetleriniz var bunları engeller. Yani burada İsveç'in somut olarak atması gereken adım kendi ülkesinde PYD, PKK teröristlerinin o terör propagandalarına, sokaktaki gösterilerine, protestolarına izin vermemesi. Bir kere bunu yasaklayacak ve bir daha o görüntüler ortaya çıkmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok net konuştu. Öte taraftan tabii teröristlerin iadesi var. Ama öncelikle şu kolluk kuvvetlerinde, kolluk kuvvetleriniz zaten anayasanın aldığı yetkiyi kullansın ve sizin o sokaktaki o terör propagandasını bir yok etsin. Bunu bir ortadan kaldırsın. Öte taraftan da iadeler, o süreçler zaten onlar anayasayla yeni düzenlemelerle de bazı tautlarda veriliyor. Sonrasında da o şekilde bakılır. Ama biz burada İsveç'in NATO üyeliğini konuşurken aynı gün, aynı saatlerde e, öte tarafta İsveç'te, Stockholm'de teröristler sokaklarda e, terör propagandası yapıyor. Bu asla olmaz dedi. Yani bu NATO zirvesinde ya da diğer görüşmelerde bizim bu konudaki tavrımız nettir ifadelerini kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz nasıl dedi? Gabarda ten besterelerde Teröristlerine inanıyoruz. Bunun için anayasaya ihtiyaç var? Hayır. Kolluk kuvvetlerimiz bunu gerçekleştiriyor. Askerimiz, e, özel harekat polislerimiz bunları gerçekleştiriyorlar. Siz de aynı şekilde orada teröristlerle bu mücadeleyi verebilirsiniz. Kaldı ki silahlı bir mücadele de gerek yok. Onlara sadece o terör propagandasını izin vermeyerek bu adımı atabilirsiniz, atmalısınız. Eğer bu adımlar atılmazsa e, İsveç'in o NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tavrının da değişmesinin şu an için çok zor olduğunu, mümkün görünmediğini söylemiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatırlayacaksınız o Finlandiya bu noktada daha somut adımlar evet. atmıştı. Finlandiyanın bu konudaki sabıkası da İsveç'e oranla çok daha düşüktü. O nedenle Finlandiya o onayı almıştı Türkiye'den. Aynı durumun o şartlar içerisinde ile İsveç için de geçerli olması için İsveç'in bu adımların adımları atması gerektiğinin şart olduğunu söyledi Erdoğan.